Yani bir defa ayrılmadan nereye evleniyor? Ayrılacak diyor. Jack nedir? Gelecek. Evet. Zamanla ilgili Jack'ler, Jack'lar hep öyle. Ayrılacak. Belki de ayrılmayacak. Mahkeme belki de birkaç sene sürecek. Hep Jack bak. Kesin bir şey yok. Mahkemeye mesele intikal etmiş. Boşama gerçekleşmiş. İtiraz edilmiş olabilir. Temyize gidecek. Temyizde neticelenecek. Daha sonra bunlara tebligat yapılacak. Bakınız. Evet. Ayrılmanız gerçekleşti. Nüfusa bildirilecek. Oraya dul yazılacak. Beyefendi de dul olmuş olacak. O andan itibaren kadın iddet bekleyecek. Değil mi? Bak ne kadar süre var. İddet süresi içerisinde nikah o zaten böyle bir şey söz konusu olamaz. İddet nedir? Adet gören kadın hanımefendinin 3 defa adet görüp temizlenmesinden sonra. Adet görmeyen bir yaşta ise veya görmüyorsa 3 ay Evet. gibi o iddet süreleri var. Hamile ise doğum yapmakla gerçekleşir. Ölüm iddeti 4 ay 10 gündür. Bunlar bittikten sonra ancak kadına talip olunur ve evlilik öyle gerçekleşir. Demek ki hanımefendinin boşama gerçekleşmeden, yani birinci mahkeme boşadım diyecek, tamam. İtiraz olabilir. Evet. İtiraz olmasa bile onun bir 15 günlük askı süresi var galiba. Her şey netleşecek ve nüfusa yazılacak. Ayrılmışlardır. Nüfusta dul yazılacak. O andan itibaren iddet bekleyecek. İddet bittikten sonra başka bir evlilik yapabilir. Hem kadın erkek için de iddet süresi yok malum. O netleştikten sonra, dul yazıldıktan sonra evlenebilir ama resmiyette bazı engeller var sanıyorum. Belirli bir süre beklemesi gerekiyor diye resmi kanunda erkekler için de bir süre verilmiş.